Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bir metin okuması yapacağız arkadaşlar. Önce metnimizi okuyacağız, sonra cümle cümle irab tahlilleri ve de cümleleri tercüme etmeye çalışacağız. Önce metnimizi, hareketsiz metnimizi okuyorum. Kharaca Abdussamed ila gabetil qarye. Hunake bahase an a'şâşil asafiri. Câle fil gabeti tavîlen. ثم رأى حمامة على غصن الشجرة. صعد عبد الصمد الشجرة بمهارة. فرأى في عش الحمامة فراخا وبيضا ورغب في أخذ الفراخ. قرب من العش بدقة ولكن مالت أغصان الشجرة شيئا فشيئا. وفجأة وقع عبد الصمد على الأرض. شعر بألم وندم وبكى كثيرا ثم قام من الأرض ورجع إلى البيت الأب والأم سمعا القصة من عبد الصمد فخافا وحزنا كثيرا ولكن طلبا نصح الولد وقالا لعبد الصمد هذه نهاية الشقاوة. İlk cümlemizi okuyalım. Kharaca Abdussamed ila gabetil qaryeti. Abdussamed köyün ormanına çıktı deniliyor. Kharaca fiilimiz, failimiz Abdussamed. Failin biliyorsunuz izafet terkibi olması durumunda sadece muzaf öğesini fail olarak belirliyorduk ve onun harekesini damme yapıyoruz. Abdussamed. Abdussamed çıkmış. Nereye? İla. Bu ila ile haraca arasındaki ilişkiyi kaçırmayalım. Haraca ila gâbetil kariyeti. Gittiği yerde bir isim tamlaması şeklinde. Bir muzaf ve de muzafun ileyhiden oluşuyor. İla gâbeti el kariyeti. Gâbeti kelimesi şu harfi cerden dolayı mecrur ve de kesralı. Ama el kariye gâbe kelimesinin muzafun ileyhisi olduğu için mecrur. Devam ediyoruz. Hunake orada, bu bir mekan zarfı. Orada ne olmuş bakalım. Behase an e'şâşil asafiri. Behase an harfi ceriyle kullanılan bir fiil. Bunu görmüş olmalıyız daha önce. Aramak, araştırmak demek. Behase an e'şâşil asafiri. Serçelerin yuvalarını aramaya koyulmuş. An harfi cer olduğu için takip eden kelimeyi kesre yapmış. Dikkat edin. Ama e'şâş kelimesi yine muzaf. Yani isim tamlamasının ilk öğesi. El asafiri muzafun. İleyhi. An e'şâşil asafiri. Ne oldu şimdi anlam? Serçelerin yuvalarını aramaya başlamış orada. Yani ormanda. Câle fil gâbeti tavîlen. Câle gezmek, dolaşmak. Dâra yedûru fiiliyle aynı anlama gelir. Dönüp dolaşmak. Nerede? Fil gâbeti. Harf-i cer olduğu için mecrurunu gösteriyoruz. Ormanda dolaşmış. Tavîlen. Uzun bir süre gezmiş, dolaşmış. Sümme, epey bir süre sonra, ra'e, görmüş, fark etmiş. Ne? Hamameten. Hamem kelimesi arkadaşlar, hamem, şeddesiz olacak bu yalnız. Şeddeli yaparsanız bunun anlamı banyo, vc, tuvalet anlamında. Evet, hamem derse güvercin. Buradaki t teklik ifade ediyor. Hamameten meful olduğu için mansup yapmışız. Bir güvercin görmüş. Nerede? Ala üzerinde. Şimdi bakacağız neyin üzerinde? Gusni şecerati. Ağacın dalında. Dalının üzerinde. Böyle de çevirebiliriz. Ağacın dalında. Yine bir muzaf ve de muzafun ileyh öğesi. Burada sık sık geliyor fark ettiyseniz izafet terkipleri arkadaşlar. Çünkü yakın zamanlarda bu derslerden epeyce bir peş peşe görmüş olduk. Bu yöndeki bilgilerimizi pekiştirmek üzere aslında tasarlanmış bir metin bu aynı zamanda. Bakalım ne olacak? Saide. Arkadaşlar dördüncü baptan bir fiil olduğu için bu şekilde yazacağız. Çıkmış. Saide çıktı. Kim? Yine failimiz Abdussamed. Yine bakın muzaf öğemiz dammeli ama muzafun ileyhisi onun yine mecrur. Abdussamed. Abdussamed çıkmış. Nereye? Eşşecerate. Ağaca. Bu meful olan öğemiz nasıl çıkmış? Bir meharatin, ustalıkla, maharetle çıkmış. Devam ediyorum.
Fera'a. Ra'a gördü. Nerede gördü? Bir bakalım. Fi uşşil hamameti. El hamame güvercindi. Yine bakın izafet terkibi var. Muzaf ve de muzafun iley öğelerini görüyorum. Güvercinin yuvasında görmüş. Ne görmüş? Şimdi bu ra'a fiiline bir meful arıyorduk. İşte bu burada geliyor arkadaşlar. Firahan, yavrular. Bu kelime ferh kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Ferh, yavru demek. Civciv anlamına da geliyor. Yavru kuş anlamına da geliyor. Firahan, yavru kuşlar. Ve baydan ve de yumurtalar görmüş yuvada. Ve ragibe fi ahdil firahi. Ve de ragibe fi harfi ceriyle kullanılır arkadaşlar. İstemek manasını verir. Talebe anlamına gelir. Erade manasındadır. Ve ragibe fi neyi istemiş bakalım. Ahdil firahi. Yavruları, kuş yavrularını almayı istemiş, arzu etmiş. Yine burada harfi cerin mecuru ahzi kelimesi muzaf oluyor. El firahi de muzafun ileyhi. Her ikisinin harekesinin de yine değişik nedenlerden kesre olduğunu kaçırmayalım. Sonra ne oluyor bakalım. Karube, yaklaşmış. Arkadaşlar hatırlayın bunlar 5. bab fiillerdendi. Orta harfin harekesi mazide de dammeli oluyordu. Karube minne kullanılır. Neye yaklaşmış bakalım. Minel uşşi, yuvaya yaklaşmış. Yuvadan yaklaşmış şeklinde çeviri yapmıyoruz. Dilin kendi iç mantığı bu şekilde. Bunu bu şekilde öğrenmek gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yaklaşmış? Bidikkatin, dikkatle. İtinayla, özenle, dikkat ederek yaklaşmış. Velakin, ancak mâlet. Mâle yemilu fiili arkadaşlar, eğilmek, sarkmak manasında. Mâlet, eğilmiş. Ne eğilmiş? Dikkat edin. Ağzânu şecarati. Bu fiilin müennes olmamasının gerekçesi, kendisinden sonra gelen failin akılsız bir çoğul isim oluşu. Gusnun kelimesi biliyorsunuz, dal demek. Usnun, ağsan, dallar anlamına geliyor. Akılsız çoğul olunca da fiilimiz mâleden, mâlet, müennes şeklini alıyor. Mâlet ağsanu şecarati, ağacın dalları eğilmiş. Burada yine bir muzaf ve de muzafun iley öğesi görüyoruz. Ağsan kelimesi faili, mâlet fiilinin, şecara kelimesi de hemen önündeki ağsan kelimesinin muzafun ileyhisi olduğu için burada mecrur yapmışız. Sonrasında bir kalıp kullanım geliyor. Bunları bu şekilde öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bir eylemin, bir hareketin, bir devinimin böyle yavaş yavaş aşama aşama peyderpey olduğunu anlatmaya yarayan bir tabir bu. Şey'en fe şey'en anlamı da yavaş yavaş, azar azar, usul usul duruma göre çevirebilirsiniz. Burada yavaş yavaş iyi gidecek. Ağacın dalları yavaş yavaş eğilmeye başlamış ya da eğilmiş. Bakalım ne olacak? Ve fec'eten. Birden, bu da yine bilmemiz gereken bir kalıp ifade arkadaşlar. Aniden, birdenbire. Bu manada yine karşınıza çıkacak yapılardan bir tanesi de fevran, fevri kelimesini kullanırız. Fec'eten ya da fevran, birden, ansızın, vaka'a. Arkadaşlar vaka'a bu anlamda aslında bir fiil daha biliyorsunuz. Sakata fiilimiz var hatırlarsanız. Sakata da düşmekti. Vaka'a bu da düşmek. Sakata gelmek diye de kodlayabilirsiniz. Vaka'a Abdussamed alel ard. Abdussamed düşmüş. Yine Abdussamed fail, o yüzden dammeli. Nereye düşmüş? Alel ardı. Yere düşmüş. El ard kelimesini duruma göre arkadaşlar dünya diye çevirebiliriz. Yani arz manasında, küreyi arz. Yerine göre yer anlamında da çevirebiliyoruz. Bazen de toprak manasına bile geliyor. Bağlamına göre değişebilecek anlamları var bu kelimenin. Ayrıca bu kelimenin İngilizce'de bildiğimiz earth kelimesiyle de telaffuz bakımından ilginç bir benzerliği var. Earth, earth. Evet, devam edelim. Şeara bi elemin, şeara hissetti, duydu. Şeara bi birlikte kullanılır mutlaka arkadaşlar. Hissedilen şeyin başında gelir. Şeara bi elemin, yani bir acı duydu ya da canı yandı diye de çevirebiliriz. Canı yandı. Ve nedime. Ve pişman oldu. Çıkıp düştüğüne tabii ki. Ve beka ketiran. Ve epey bir ağladı. Gözyaşı döktü. Beka fiilimiz ağlamak demek.
Sümme ile devam ediyoruz. Demek ki epey bir yerde kalmış. Sümme bir süre sonra kâme minel arzı. Yerden kalktı. Ve raca'a ilel beyti. Eve döndü diyor. Şimdi burada da yine ila harfi cerimiz. El beyti onun mecruru. O yüzden kesrayı buraya koymuşuz. Evde ne oluyor? Bir de ona bakalım. El ebu vel ummu. Baba ve anne. Burası mübtedayı oluşturuyor arkadaşlar. Ve mübtedamızın tesniye olduğunu, yani ikili olduğunu fark ettik. Baba ve anneden oluşan bir ikili. Semi'a. Bakın burasını mübteda yapınca birlikte mübteda olarak düşünmüş olalım. Semi'a burası haber. Haberdeki fiili bakın ne yaptık? Tesniye yaptık. Sebebi çünkü haber olan fiil öğeleri baştaki mübtedanın sayısına, cinsiyetine uygun olacak. Semi'a. İşittiler ya da burada dinlediler diye çevirebiliriz. Semi'a el-kıssate. El-kıssate Abdüssemed'in başından geçen hikayeyi. Bu arada semi'a fiilinde semi'a gerçekten ayrıca fiil oluyor. Burada yeni bir öğe dizilimi söz konusu. El-ebu vel-ummu burasını mübteda dedik. Ama semi'a'dan itibaren burası bir fiil cümlesi halinde haber. Haber yine fiilden ve faalinden oluşuyor. Semi'a fiilimiz. Buradaki elif failimiz el-kıssate'de bu cümledeki meful öğemiz. Semi'a el-kıssate. Hikayeyi dinlediler anne ve baba. Kimden? Min Abdüssamed'i. Bakın bu sefer de ne oldu? Abdüssamed geçmişti. Abdüssamed geçmişti. Burada da Abdüssamed. Bunun tabii harekenin yeri çok doğru değil. Şurada olacak. Abdüssamed'i. Şu hareketleri biraz kaydıralım. Nedense biraz kaymış programda. Abdüssamed'i. Abdüssamed'den hikayeyi dinledi. Fe ve hafa. Hafe hafa. Tesniye geldi. Ve çok korkmuşlar. Burada aslında bir ala harfçeri koysak da olurmuş. Ve hafe aleyhi. Çok endişe ettiler manasına gelir. Hafe korkmak. Hafe ala endişe etmek. Fehafe aleyhi. Ve onun hakkında çok endişelendiler. Ve hazina. Ve üzüldüler. Kesiran. Ve de çok üzüldüler. Velakin ancak dendiğine göre hani üzülmeden sonra bir ancak geldiğine göre demek ki bir ders vermek isteyecekler. Talaba. Gerçekten de anne ve baba her ikisi tesniye olduğu için talebayı burada görüyoruz yine. Talaba istemişler. Ne? Meful lazım. Fiilimiz var. Talebe. Failimiz buradaki elif. Evet. Ne istemişler? Nushal veledi. Nushal. Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye eskilerden de bildiğimiz güzel sözlerimiz var. Nush kelimesi yine o manada bilinmedik bir kelime değil, nasihat anlamında arkadaşlar. Şimdi talaba istemişler. Ne istemişler? Nushal veledi. Yine bir izafet terkibi var. Fiilimiz, faalimiz. Nusha burada mef'ulun bir öğesi. O yüzden feta ile mansup yapmışız. Nushal veledi. Burası aynı zamanda şurası muzaf. El veledi muzafun ileyhi. O yüzden o da mecrur. Nushal veledi. Yani çocuğu Abdüssemed'i burada. Abdüssemed'e nasihat etmek istemişler. Ve kala. Ve her ikisi demişler ki li. Kale fiilini biliyorsunuz arkadaşlar. Daima li harfi ceriyle birlikte kullanırız. Kale li. Birine söylemek. Kala li, her ikisi birlikte li Abdüssamed'i, Abdüssamed'e şunu söylemişler. Hadihi, bu, yani bu başına gelen şey, nihayetu şakaveti. Nihaye, sonucu, neyin sonucu? Yine burada bir muzaf görüyoruz. Eşşakaveti muzafun ileyhi. Eşşakave kelimesini bu bağlamda yaramazlık veya haylazlık diye alabiliriz. Hâzihi işte bu. Burası da mübteda öğemiz. Arkadaşlar şurası komple haber diyelim. Ama kendi içinde biliyorsunuz muzaf muzafın ileyhten oluşunca asıl haberin harekesini yani merfuluğu yansıtan kısım muzaf olacaktır. Onu da buraya koymuşuz. Hâzihi mübteda nihayetu haber öğesi nihayetu şakaveti yaramazlığın sonu bu.
Bu nihaye kelimesinin yerine alternatif olarak mesela neticetu da diyebilirdik. Neticetu eşşekaveti, yaramazlığın sonucu bu. Ya da Türkçe'de yine kullandığımız bir kelime daha var. Akıbet kelimesi. Arapça'da o da aynı anlamda ve aynı vurguyla ifade edilebilir. Hâzihi âkibetu şekâveti. İşte bu yaramazlığın akıbeti, sonucu, neticesi, nihayeti şeklinde çevirebiliriz. Böylece metnimizi sonuna kadar irab ve çeviri bakımından ele almış olduk. Ve gelelim arkadaşlar metnimizin şimdi harekeli olarak tekrardan sizlere gösterelim ve bunun son bir okumasını bir kez daha yapalım. Dilerseniz şimdi gözlerinizi kapayıp okuduğum metni zihninizde canlandırmaya, anlamaya, algılamaya çalışın. Bakalım bu dersimiz size ne kadar faydalı oldu. Kharaca Abdussamed ila gabetil qaryeti. Hunake bahasa an a'şâşil asafiri. Câle fil gabeti tavîlen. Thumme ra'a hamâmeten alâ gusniş şecerati. Sa'ide Abdussamed eşşecerate bimeharatin. فرأى في عش الحمامة فراخا وبيضا ورغب في أخذ الفراخ قرب من العش بدقة ولكن مالت أغصان الشجرة شيئا فشيئا وفجأة وقع عبد الصمد على الأرض شعر بألم وندم وبكى كثيرا ثم قام من الأرض ورجع إلى البيت الأب والأم سمعا القصة من عبد الصمد فخافا عليه وحزنا كثيرا ولكن طلبا نصح الولد وقال لعبد الصمد هذه نهاية الشقاوة. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.